Ne siber saldırısı. Resmen sivillere yönelik vahşet. Elektronik savaş diyerek soykırımı, toplu insan öldürmeyi basitleştirmeye çalışanlara kulak asmayın. Eski genel yayın yönetmeni yurt dışında kaçak yaşayan Cumhuriyet gazetesine inanmayın. İsrail, Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarını nasıl patlattı başlığıyla, sanki bir savaş içinde karşı taraftaki askerlere karşı bir saldırı olmuş gibi olayı normalleştirmeye çalışanlara dikkat edin. Patronu yurt dışında yaşayan sözcüklerine, Sözcü gazetesinin o başlığındaki oyuna alet olmayın. İsrail'in sergilediği vahşet çok net. Çağrı cihazlarının binlercesinin toplu olarak patlatılması siber saldırı değildir. Elektronik saldırı hiç değildir. Olay dünyayı terörize etmektir. Tüm dünya insanlarını korkutmak, tethiş hareketleriyle sindirmek demektir. Olayı basit bir hacker olayı gibi göstererek cihazlara toplu istek gönderilmektedir dererek pilin yorulmasını sağlayıp çevresine zarar vermek şeklinde konuyu masumlaştırmaya çalışanlar bilmelidir ki yarınki hedef de kendileri olabilecektir. Bir mağazadan aldıkları elektronik aletin içinde, bir yiyeceğin arasında, bindikleri bir arabanın içine yerleştirilen patlayıcılar kendilerinin de sonunu getirebilir. Bunun için sadece ve sadece İsrail'in kızması yeterlidir. Sonuç olarak gerçeklere gözlerimizi artık kapatmamalı, kısır tartışmalara son vermeli. Hele hele İsrail'le ticaret devam ediyor mu etmiyor mu? Tartışmalarını bir kenara bırakıp artık hızla çözüm odaklı harekete girişilmelidir. 1 Savaşan taraflardan birisi diğer tarafın askerlerine karşı bir saldırıyla çağrı cihazlarını patlatıp zayiat vermek istemiş değil, tam aksine sivil insanların da elinde bulunan çağrı cihazları patlatılmıştır. 10 yaşındaki bir kız çocuğunun salı günkü vahşi saldırıda ölmüş olması bunun ispatıdır. 2. Çağrı cihazlarının içine bomba yerleştirilmiştir. Yani hepimizin elinde, iş yerinde, evinde bulunan onlarca elektronik aletin içinde bomba olabilir. İsrail bu kadar gözü dönmüş şekilde dünya barışını tehdit etmekte ve hiçbir kural tanımamaktadır. Bu noktada İsrail'in kendisi de hedef olmaktadır. İsrail'in saldırdıkları da İsrail halkı da dahil olmak üzere sivil insanlar da dahil olmak üzere benzer eylemlerde bulunulduğunda kimsenin itiraz etme hakkı kalmamaktadır. Bu vesileyle hatırlatalım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 7 Ekim Aksa tufanını anlatırken uyuyan Yahudiye gece saldırmak diyordu. Şimdi buyursun. Evinde belki de oyuncak larıyla oynayan bir çocuğun yakınındaki çağrı cihazı patlatıldı ve o kız çocuğu öldü. Özgür Özel benzeri bir açıklamayla Lübnan'da evinde oynayan 10 yaşındaki kız çocuğuna atılan bomba diye başlayan bir cümleyi kurması gerekir. 3 Savaşta dahi sivil insanlara yönelik olarak saldırı yapılmaması kuraldır. Dinimizin de emridir. Ama işgal edilmiş topraklarda kalmaya devam eden İsrailliler, kendi devletlerinin son olarak sergilediği sivillere yönelik saldırılardan sonra artık biz sivil insanlarız, bizim savaşla ilgimiz yok diyemezler. Çünkü destekleseler de desteklemeseler de Netanyahu iktidarı sadece Gazze'de değil, Lübnan'da da sivil sivil insanlara bombalı saldırıda bulunmuştur. 4. Çağrı cihazlarına yerleştirilen bombalarla sivil insanların öldürülmesi tüm dünya ticaretini de güvensiz bir ortama taşımıştır. Benzeri saldırıların olmaması, güvensizlik ortamının tüm dünyaya hakim olmaması için Birleşmiş Milletler olaya derhal el koymalı, çağrı cihazlarını üreten, taşıyan, marka hakkını kullanan ve dahli olan kimler varsa hem çok yüksek miktarlı tazminatları ödemeleri sağlanmalı hem de ticari faaliyetten men edilmelidirler. Markayı kullanırdım. Ben üretmedim. Markayı kullanan üretmiş. Gibi bahaneler asla destek bulmamalı. A'sından Z'sine ilgisi olan tüm işletmelerin kapısına kilit vurdurulmalıdır. Fabrikasında üretilen malın içine bomba yerleştiren veya yerleştirilmesine seyirci kalan kim varsa hepsi ticari değerleri ne olursa olsun kapılarına kilit vurulmalı. Yöneticileri de savaş suçundan yargılanmalıdır. 5. Türkiye Cumhuriyeti Gazze saldırılarının başlamasındaki gevşekliği üzerinden atıp derhal sivil insanları da kapsayan bu toplu saldırıyı uluslararası ceza mahkemesine ve uluslararası adalet divanına ayrı bir dava olarak götürmelidir. Adalet Bakanlığı'ndaki uzman hukukçular başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm barolar, üniversitelerdeki tüm hukukçular bu konuda emeklerini birleştirmeli ve İsrail'in bırakınız işgal ettiği topraklarda kalmayı Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen yerlerde bile artık varlıklarını sürdürmeleri mümkün olmayacak yüksek miktarlarda tazminat ödemeleri için girişimde bulunulmalıdır. Instagram, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde engellendiğinde Instagram'ın haklı olduğuna inanmadığı için açmadığı, açamadığı davayı o küresel şirketin adeta uşaklığını yaparak açan barolar şimdi kendilerini affettirmek için geceli gündüzlü çalışarak İsrail'i mahkum ettirmek için tüm deneyimlerini konuşturmalıdırlar. 6 Olay İsrail Filistin olayı değildir. İsrail Lübnan, İsrail Hizbullah, İsrail İran olayı değildir. Olay gözü dönmüş katillerin ve o katillerin ülkesinde yaşamaya devam eden sivillerin dünyanın her yerindeki sivil insanlara açtıkları savaşın cezasının verilmesi davasıdır. Nükleer silah kullanmak nasıl yasaksa biyolojik ve kimyasal silah kullanmak nasıl yasaksa yasaklığının amacı da asker sivil demek sizin ayırt etmek sizin karşısına çıkan herkesi öldürücü olduğu için yasaklandığı dikkate alınarak Çağrı cihazları üzerinden yapılan saldırının da kimyasal ve biyolojik silahlarla aynı etkiyi gösterdiği göz önünde tutularak artık ama fakat demek sizin derhal dünya ülkeleri harekete geçmelidir aksi takdirde İsrail'de yaşayan hiçbir kişi güvende olmayacaktır İsrail'e destek veren de devletlerde kendilerini sorumluluktan kurtaramayacaklardır. 7 Netanyahu'ya son saldırının cesaretini veren Amerikan senatörleri, oturup kalkıp o soykırımcıyı alkışlayan senato üyeleri kendilerine yönelik olarak bir mağazadan aldıkları cihazın patlatılması, bir lokantada yedikleri yemekten zehirlenmeleri gibi örnekleri düşünüp tüm dünyadan özür dilemeli ve bugünden tezi yok derhal İsrail yanlısı tutumlarına artık son vermelidirler.